Merhaba. Merak etmeyin, buradayım. Her şey yolunda. Bugün buraya hayal etmek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve ilham olmak üzere konuşmak için geldim. Ancak biraz önce ne yaptım? Bana verilen sınırlı sürenin, ortalama 15-20 dakikanın, önemli bir yüzdesini hiçbir şey yapmayarak, sadece sahnenin ortasında durarak harcadım. Tıpkı ne kadar olduğunu bilmediğimiz ömrümüzde, hayatın sahnesinde hiçbir hayalimizi gerçekleştirmeden sahnenin ortasında durmak gibi. Eğer buraya çıkıp konuşmayacaksam, bir şeyler anlatmayacaksam, sizlere ya da sonrasında dijital mecralarda izleyeceklere ilham olacak bir şeyler anlatmayacaksam, söylemeyeceksem, burada olmamın bir anlamı var mı? Yok tabii. Ben hayatım bu sahneye çıktığımda sizlerle ilgili ve kendimle ilgili bir şeyler anlatmak, konuşmak ve ilham olmak için konuşmayı seçtim. Süremi susarak, burada durarak harcamak yerine anlatmayı seçtim. Lütfen sizler de kendi hayatınızın sahnesinde hayallerinizi gerçekleştirmeyi ve bunun için çalışmayı seçin. Madem hayallerden bahsedeceğiz, ilk önce hatırlayalım isterseniz, hayal etmek nasıldı? Hayallerinizi gerçekleştirmenin duygusu nasıldı? Şimdi sizlerden arkanıza yaslanmanızı ve gözlerinizi kapatmanızı rica edeceğim. Gözlerinizi kapatın ve sizi en mutlu eden güzel bir anınızı hatırlayın. Şimdi de hayalinizi gözünüzün önünde canlandırın. Hayalinizin gerçekleşmiş halini imgeleyin. Nasıl hissediyorsunuz? Kim var yanınızda? Nasıl bir coşkudasınız? Sevinç çığlıkları mı atıyorsunuz? Yoksa sevinç gözyaşları mı döküyorsunuz? Yanınızdakine mi sarılıyorsunuz? İçinizde nasıl bir duygu hissediyorsunuz? Yüzler gülüyor. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Bizler hayatın koşuşturması içerisinde maalesef hayal kurmayı ve hayal etmeyi unutuyoruz. Hayalinin gerçekleşmiş olduğunu hatırlayanlar el kaldırabilir mi lütfen? Harikasınız. Koyduğu bir hedefi gerçekleştirdiği için mutlu olduğu anı hatırlayanlar el kaldırabilir mi? Birine ilham olduğu, kendiyle gurur duyduğu bir anıyı hatırlayanlar el kaldırabilirler mi? Şimdi de kurduğu hayali gözünün önünde imgeleyebilenler el kaldırsınlar lütfen. Harikasınız. Şimdi sizlerden hayallerinizi gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğunuz için, hayallerinizi gerçekleştirme cesaretiniz ve hayal kurabilme yeteneğiniz için kendinizi alkışlamanızı istiyorum. Şöyle bir bekleyin. Kocaman bir alkışlayın kendinize. Bunu siz yaptınız. Siz başardınız. Bir kere yaptınız, bir kere daha yapabilirsiniz. Bir işe başlarken, bir hayaliniz olduğunda, yeni bir hayal kurarken lütfen daha önce yaptığınız başarıları ve daha önce gerçekleştirdiğiniz hayallerinizi hatırlayın. En büyük ilham kaynağı biz kendimiziz. Siz bir bana soracak olsaydınız, gözlerimi kapattığımda ne düşünürdüm diye, en büyük hayalimin gerçekleştiği anı hatırlardım. Bu arada fark ettiyseniz sizlerden mutlu olduğunuz bir anınızı hatırlamanızı istedim ve hepiniz hayallerinize dokunan bir anıya gittiniz. Çünkü hayat, mutluluk, coşku hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz zamanlarda bizimle birlikte. Ben neyi hatırlardım? Ben evlendiğimde bir müddet çocuk istemedim. Eşimle birlikte gezdik, tozduk, eğlendik.
sonrasında artık çocuğumuz olsun dediğimiz noktada uzun bir müddet çocuk sahibi olamadık. Sonrasında bir gün ben anne kaldım. Çok mutluydum. Ve bir süre sonra kalbi durdu. Almak zorunda kaldılar. Çok üzüldüm tabii ki. 4 ay sonra bir daha hamile kaldım. Çok mutluyum. Sevinçten uçuyorum havalara. Ama aynı zamanda cebimde korkularım var. Ya bunda kalbi durursa? Ya bunu da alırlarsa? Ya buna da bir şey olursa? Önceki tecrübelerim ve korkularımla ne yaptım biliyor musunuz? Korkumu kendime çektim. Korktuğum başıma gelmişti. Onun da kalbi durdu, onu da aldılar. Tabii ki dünyam yıkıldı. Çok üzüldüm ve kendimi sorgulamaya başladım. Acaba ben bir şey yapmıştım? Neden böyle olmuştu? Öyle olsaydı bu mu olurdu? Kabulleniş aşamasına geldiğimde bende bir aydınlanma oluştu. Dedim ki, ben korkumu hayatıma çekebildim. Korktum, başıma geldi. O zaman ben hayallerimi de gerçekleştirebilirim. Hayalimi de başıma gelmesini sağlayabilirim. Aradan 8-9 ay geçti, toparlandım, hastaneye gittim. Çocukluğum boyunca da hep ikize takmıştım. Dedemin de ikizi vardı. Sürekli dedemi ikizini anlattırırdım. Ve anneme benim niye ikizim yok, keşke benden de ikiz olsaydı diye bahsederdim. Hastaneye gittim, dedim ki ben buradan ikiz çocuk doğurup çıkacağım. Sarışın, renkli gözlü çocuklarım olacak hatta. Ama öncesinde doktora hikayemi anlattım. Uzun süredir, yıllardır hamile kalamıyorum. 2 tane çocuk hamile kaldım, ikisini de kaybettim. Ve sonra hedef 2 sarışın renkli gözlü çocuklar. Eşim de benim gibi esmer. Hafif bir tebessümle, tabii inşallah deyip geçiştirdiler. Ama ben asla vazgeçmedim bu hayalden. Ben o hastaneden sarışın, renkli gözlü, şu an 11 yaşında olan, burada beni izleyen ikiz oğullarım Enes ve Berat kucağımda çıktım. Doktorum hala hastalarına hayalinden ve inancından hiç vazgeçmeyerek gerçekten sarışın ve ikiz çocuk doğurdu diye beni hala hastalarına anlatıp ilham oluyor. İnsanların hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz aşamasında bizlere destek olmasını, bizleri anlamasını ve bizleri hedefimize giden yolda desteklemelerini bekleyemeyiz. Tabii ki destek olurlarsa şahane olur. Ama bize inanmalarını bekleyemeyiz. Onların bize inanmalarına ihtiyacımız yok daha doğrusu. Benim en büyük hayallerimden biri de yazar olmaktı. Çok uzun yıllar önce bir gün arkadaşım evime geldi, kahvaltı sofrasındayız. Ve ben hayallerimden bahsettim ona, yazar olmak istiyorum dedim. Bana bir güldü. Bir güldü. Sanki espri yapmış, böyle uzun uzun güldü yani. Önce biraz bozuldum. Sonra dedim ki, onun benim hayalimi anlamasını bekleyemem ki. Bu benim hayalim. Onu gerçekleştirecek olan benim. Bu benim dünyamın hayali. Onun dünyası, onun hayalleri başka. Ama o bana inanmadı diye, güldü diye ben hayallerimden vazgeçmedim. İlk kitabımı çıkarmakla kalmadım. Sonrasında ikisi ödül alan, 3 tane Arapçaya çevrilen pek çok kitap yazdım. Yazarlık kursları açtım. Onlarca kursta yüzlerce yazar yetiştirdim. Hayali yazmak olan, hayali yazar olmak olan insanlara hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda destek oldum. Editörlük yaptım, yazar koçluğu yaptım, yayın evlerinde çalıştım. Hatta en son çalıştığım yayın evinde genel yayın yönetmeni sıfatıyla yüzlerce kitabın yayına hazırlanmasına vesile oldum. Şu an künyesinde kaç tane kitabın künyesinde adım yazıyor inanın bilmiyorum. Ben o gün o arkadaşımın gülümseyişine hayalimi bırakmadım. O arkadaşımın beni destekleme işine, bana inanmayışına hayalimden vazgeçmedim. Eğer o gün kimse bana inanmıyor ya da beni desteklemiyorlar, yardım etmiyorlar diye hayalimden vazgeçseydim, bugün bunların hiçbirini başaramazdım.
Albert Einstein, hayal etmek her şeydir. Hayatın size getireceklerinin bir öngösterisidir der. Bu sebeple her zaman hayal etmeli, nasıl demeden, ama ile başlayan cümleler kurmadan hayallerinizle ilgili adımlar atmalı, ona inanmalı ve vazgeçmemeli. İçinize bir şüphe düşecek olursa şunu hatırlayalım lütfen. Biz bir restorana gittik, menüyü açtık. Türk kahvesi söyledik. Ne yaparız? Ne gelir önümüze? Türk kahvesi gelir değil mi? Kimse bize çorba getirmez, ayran getirmez. Biz de endişelenmeyiz. Ya ben kahve istedim ama acaba bana kahve mi getirecekler? Yok ya, içeride kahve var mıdır acaba? Ya da bu kahve yapabilecek bir çalışan var mıdır? İçeride kahve teçhizatı, alet, edevat, gerekli olan şeyler var mıdır diye hiç şüpheye düşmeyiz. Siparişimizi veririz ve kendi hayatımıza geri döneriz. Varsa yanımızda birileri, onlarla sohbet ederiz. Ve önümüze kahve gelir. Çünkü o menüde kahve yazıyorsa, demek ki ellerinde kahve de vardır. Bu kahveyi yapabilecek birileri de vardır mutfakta değil mi? Peki hayallerimizle ilgili olarak neden şüphe duyuyoruz? Eğer ben o hayali kurduysam, o hayal benim aklıma ve kalbime düştüyse, demek ki o hayal benim hayat menümde vardır. O yüzden bu hayali kurabiliyorumdur. Ben durup dururken Brad Pitt'le evlenmeyi hayal etmem değil mi? Herkes kendi hayat menüsündeki bir hayali seçiyordur. Ben o hayali kurabildiğime göre demek ki o hayalin gerçekleşme ihtimali vardır. Bu sebeple hayallerinizden vazgeçmeyin. Kimsenin size inanmasını beklemeyin. Siz bir hayal kurun ve bu hayalin gerçekleşmesi için harekete geçin. Her zaman kendinizi destekleyin. Bu size yardımcı olacak, yeterli olacaktır. Bu noktada en çok biz kadınlara görev düşüyor. Çünkü biz biliyoruz ki geleceğimizi, yani çocuklarımızı biz yetiştiriyoruz. Çocuklarımızın kaşına, gözüne, boyuna, posuna geldiğimiz karar veriyor, evet. Ama onların bilinçaltlarına, düşünce yapılarına, başarılarına, hatta nasıl yaşayacaklarına, kendi hayatlarımızdan örnek olarak bir bilinçaltlarına ektiğimiz cümlelerle biz karar veriyoruz, biz belirliyoruz. Eğer çocuklarımızın bilinçaltlarını kodlayacaksak illa, başarabilirsin, yapabilirsin diyerek kodlayalım. Çocuklarımıza hayal kurmayı, hayallerini gerçekleştirmek için yaşamayı öğretelim. Çünkü bu hayat, hayallerimizi gerçekleştirdiğimizde güzel ve anlamlı. Bu noktada canım kadınlar, lütfen bir adım ileri. Kendinize bir hayal seçin ve o hayali gerçekleştirin. İnanın kendinize. O hayalin gerçekleşmesiyle hem kendinize hem de çocuklarınıza ilham olun. Ancak biz kadınlara bir adım atmak yeter mi? Yetmez. Haydi bir adım daha ileri. İkinci adımda ne yapıyoruz? Hayali olan bir gence, hayali olan çocuklarımıza, eşimize, sevdiklerimize hayallerini gerçekleştirmek için destek olalım. Hayallerini gerçekleştirme yolunda onlara başarabilirsin, yapabilirsin, hadi bir hayal kur diyelim. Haydi iki adım ileri. Henüz birkaç dakikamız daha var ve bu kadar süre bana yeterli. Ben sahneden ineyim dersem ne yapmış olurum biliyor musunuz? Bana tanınan sürenin önemli bir oranını, bana bu kadarı yeterli, bu saatten sonra ne hayali, bu yaştan sonra hayal mi kuracağım diyerek hayatın kenarına çekilmek olur. Ama şunu her zaman hatırlamalı ki, hayal etmek ve hayalleri gerçekleştirmek için hiçbir zaman geç değildir. Ve her zaman bir ihtimal daha vardır. Ve bir de kendimi tanıtmadım.
Bu da bu hayata iz bırakmadan, yani hiçbir hayali gerçekleştirmeden bu hayat sahnesinden inmek olurdu. Ben Ayşen Bozkuş, yazar ve editörüm, yaşam koçuyum. Aynı zamanda profesyonel bir hayal kurucuyum. Madem bu kadar hayal kuruyorsun, neyin var derseniz, hayalini kurduğum ve sonunda kucağıma aldığım oğullarım Enes ve Beran. Mutlu bir hayat ve aşk dolu bir yuvanın hayalini kurmamda beni destekleyen ve gerçekleştirmemi sağlayan sevgili eşim. Çocuklar ve yetişkinler için yazdığım kitaplarım. Hayatlarını dönüştürmek isteyenlere yardımcı olmak için kurduğum bir kişisel gelişim akademim var. İnsanların hayatlarına dokunmak, hayallerini gerçekleştirmesinde katkım olmak gibi bir hayat felsefem, yaşam amacım var. Bir de hayalleri olan, hayallerini gerçekleştirecek olan, umut vaat eden sizler varsınız. Daha ne olsun ki?